İyi günler. Şimdi Excel'deki spesifik bir hücreden Python'a nasıl veri çekebiliriz? O hücredeki değeri nasıl Python'a çekebiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle from open pyexcel import load yine import ediyorum. Daha sonrasında bir def oluşturuyorum. Get cell şeklinde bir def oluşturuyorum ve buraya da pet diyorum. Buraya verdiğim pet benim dosyamın Peti olacak dosyamda böyle bir dosya bu xlsx diye derslerde kullandığım dosya. Bu dosyadan bir veri çekmem gerekecek. Herhangi bir ücretsi mesela şu ücredeki python verisini yani gelip python yazacağım veya buradaki excel verisini python yazacağım. O şekilde bir işlem yapacağım. Workbook diyorum ve öncelikle şöyle. Workbook şeklinde bir değişken oluşturuyorum ve buna load workbook diyorum file name'ine de pet'i veriyorum. Yukarıda gösterdiğim pet'i veriyorum. Şimdi aşağıya geldim. Direkt aşağıya geleyim. Buraya da bir tane şöyle bir alan oluşturacağım. If name eşittir main şeklinde bir alan oluşturdum. Yani program başlatıldığında direkt buraya gidecek. Main fonksiyon bu olacak. Get cell info books.xlsx şeklinde bir giriş yaptım. Buna da books.xlsx dosyasını aratacak ve gelecek. Şöyle bir çalıştırayım. Çalıştırdım. Evet şu an dosyayı açıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani dosyayı yüklüyor aslında Python için ama daha sonrasında bir işlem yapmadığım için bir işlem yapmıyor şu anda. Sheet eşittir workbook nokta aktif dedim ve aktif sheet aldım bu şekilde. Aktif sheet'i işlem yapmasını istedim. Print sheet diyorum. Daha sonrasında çalıştırıyorum ve ekran print edecek? Bakın worksheet bilgiler diyor şu anda şu anda aktif sheet'ini bunun bilgiler olarak görüyor. Satışlara gelip kaydettiğimde çalıştıralım. Aktif sheet'ini bakın satışlar olarak görüyor artık. Worksheet'i bu şekilde en son hangi sheet açık bir şekilde kapatıldıysa aktif sheet o oluyor arkadaşlar. Onu görüyor. Örneğin şimdi bu sheet'i açık olarak bıraktım diyelim ilk sheet'i. Daha sonrasında burada bir adet daha print açabilirsiniz. Şöyle yani buraya da gelip uh, the title of the worksheet is bu diyor işte. Buradaki worksheet'in uh, title'ı sheet nokta title. Şöyle geldim. Bakın the title of the worksheet is bilgiler diyor. Yani print sheet dediğinizde bu şekilde yazdırıyor. Worksheet bilgiler diye yazdırıyor ama e, uh, istediğinizde sheet nokta title şeklinde bir ifade kullandığınızda böyle yazdırıyor. Mesela burada da title, sheet nokta kullanırsanız yazdığınızda orada da direkt bilgiler şeklinde title yazdıracaktır. Ama sheet yazdır dediğinizde direkt ham olarak sheet'i yazdırıyor. Bu şekilde bir veri alıyorsunuz. The title of the worksheet is sheet title diyor. Şu anda sheet'in adını yazdırdım. Fakat sheet'in içindeki herhangi bir noktayı yazdırmak isteyebilirim. Herhangi bir hücreyi yazdırmak isteyebilirim. Bunda da a print the value of sheet örneğin A2 hücresindeki değeri görmek istiyorum şöyle gösterelim. A2 hücresindeki değer gördüğünüz gibi the value of the sheet A2 başlık diyor. Yani buradaki değer A2 hücresindeki değer diyor. Şuradaki değer başlık diyor. Geliyorum bakıyorum evet başlık şeklinde bir ifade yazıyor orada. Bunu da gördüm. Yine aynı şekilde mesela bunu gelip alıp A3'tekini göster dersem. Defin almanız gerekiyor. A3'dekini göster dersem bu sefer bakın A3'de de Python yazıyor diyor. Bunu da gösteriyor size. Şöyle bunları isterseniz şöyle yorum satırı haline getireyim ben. Bu şekilde yorum satırı haline getirdim ve bunları yazdırmasın yani teker teker göster göstermek istiyorum çünkü. Yani Sel eşittir sheet B3 diyorum mesela. Örneğin böyle bir değişken oluşturdum. Daha sonra Print dedim. Gelip. Özür dilerim. Print. Şöyle bir süslü parantez açacağım. Nokta. Value dedim. Kapattım şunu. Bu şekilde bir işlem yaptım. Çalıştırdım. Bakın sel değişkeni. Gördüğünüz gibi sel değişkeninin valuesunu aldım sadece ve belki arsan şeklinde sadece değeri aldı şu anda da gördüğünüz gibi. Bu hücrenin değerini getir dedim ve bunu getirdi. Sel deseydim şu şekilde bir şey yapsaydım bu sefer sel B3 şeklinde bir ifade getirecekti yani yine ham notayı getirecekti. Ben sadece bunun valuesunu almak istiyorum dediğimde bu sefer bana valuesunu getiriyor. Bu şekilde belki Arslan şeklinde bir ifade getiriyor. Genel adlarıyla bir hücreden yani herhangi bir hücreden veri bu şekilde çekebilirsiniz. herhangi bir Excel sayfasındaki istenilen sabit bir hücreden veri bu şekilde çekebilirsiniz. Yani teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. <laughs>